Sesimizi duyun. Bu çağrı işitme engellilere ait. Onlar tam kapanma sürecinde büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Çünkü işitme merkezleri kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri arasında değil. Bu da olası bir problem halinde işitme engellilerin mağdur olması anlamına geliyor. Derslerden sesini duymuyor. pin bitmiştir. Ee, ama dersler çalışmam içerisinde yokmuş. Canlı dersleri oluyor. Canlı derslerine giremiyor. Arkadaşları geliyor mesela yanına. Hani gitmek istemiyor. Çünkü duyamıyor arkadaşlarını. Efendim ödüm kopuyor cihazıma bir şey olacak diye. Eren için de sizin için de çok zor bir durum bu. Peki cihazının pilin ne kadardır yok? Üç gün oluyor biteli. Üç gündür çocuğum sessizdi. İşitme cihazları onların her şeyi. Çünkü hayatlarını o minicik cihazlar sayesinde devam ettirebiliyorlar. Yürümeme bile imkan yok. Ben sesle yürüyorum çünkü. Ancak ne var ki yaşayacakları tek bir sorun bile tüm hayatlarını alt üst edebilir. Çünkü 17 günlük tam kapanma sürecinde açık olmayan yerlerden biri de işitme merkezleri. İşitme merkezlerinin kapalı olması sağlık hakkının ihlalidir. İşitme cihazları yoksa sessizliğe gömülürler. Kendinizi onların yerine koyun, konuşamadığınızı... Ve duyamadığınızı düşünün. Eğer işitme cihazı merkezleri açılmazsa onlar bu bayrama sessiz girecekler. Hastaneler kapalı diye bu kulak firmaları niye kapalı onu anlamıyorum. Bu her an lazım bunlar bize. Cihazımın bugün çalışıyor olması yarın bozulmayacağı anlamına gelmiyor. 17 gün çok uzun bir süre. Onların şimdi tek bir isteği var. O da işitme merkezlerinin de tam kapanma sürecinde muaf sayılması. Orası kapalıysa biz yokuz demek yani. Dernek başkanısınız ama aynı zamanda siz de İş, cihaz kullanıyorsunuz. Peki ne söylemek istersiniz? Sağlık Bakanlığı'na sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu yanlış ve hatalı karardan acilen dönülmesi gerekmektedir ve işletme merkezlerinin bir an evvel açılması gerekmektedir. <laughs>